Öncelikle iyi akşamlar. Önemli bir karşılaşmaydı. Yani tek maç olduğu için de hani kazanan tur atıyor, diğeri üzgün evine dönüyor. Tabii bu sahada Trabzonspor'u yenebilmek, kupada bir üst tura geçebilmek bizim açımızdan çok önemli. Onun için oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir karşılaşma kazandık. Kupada yolumuza devam ettik. Maçın genelinde değerlendirirsek aslında yani pozisyonlara giren taraf bizdik daha çok. Hani Trabzonspor pozisyon üretmekte biraz bize karşı zorlandı. İyi savunduk. Yani takım savunmasını iyi yaptık. 1-0'dan sonra da kontrada önemli pozisyonlar yakaladık aslında. 2'yi de yapıp maçı daha erken bitirebilirdik. Kazandık sonuçta. Trabzonspor da son 10-15 dakikayı çok yüklendi. Yani maç tek kaleye döndü. İşin gerçeği de biraz bu oldu. Ama savunmayı da başardık, kazanmayı da başardık. Onun için mutluyum. Hafta sonu lig oynanacak. Bu maç hani burada bitmiştir. Hafta sonu oynanacak karşılaşma bizim açımızdan çok daha zorlu geçecektir. Yani burada kazandığımız için Trabzonspor lig maçını kazanmak için daha fazla efor sarf edecektir. Biz de daha temkinli ve daha çalışkan olmak zorundayız. Sorusu var mı? Çeyrek finali içeride zaten kupada çok şükür fazla bir şey kalmadı. Bir final hedefiniz var mı? Artı eski oyuncunuz Güler bugün maalesef bir sakatlık yaşadı. Onunla ilgili bir yorumunuz alabilirsiniz. Yani inşallah çok ciddi bir şey yoktur. Çok üzüldük. Hem bizim kaptanımız da bize çok değerli katkılarda bulundu. Güray'a geçmiş olsun diyeyim. Yani kupada bizim hedefimiz şöyle. Yani ben hani hedefi simgesel olarak koymuyorum. Yani maç maç kazanmak için mücadele ediyoruz. Kazanırsanız zaten o kupayı size verirler. Yani onun için şimdi bir rakibimiz var ve seri başı değiliz. Seri başı sistemi var. Zorlu bir rakip gelecektir muhakkak. Yine kazanıp elemeyi düşünüyoruz ama iddianız var mı? Biz maç kazanmak istiyoruz. Kupa sonrasında kazandıkça gelebilir ama ilk etapta kazanmanız gerekiyor. Trabzonspor'un da yeni yönetimine, Hami Hoca'ya başarılar diliyorum. Türkiye'de Trabzonspor gerçekten samimi olarak söylüyorum. Futbolunda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Türkiye'deki her takıma gidin muhakkak 5 tane, 6 tane, 4 tane Trabzonlu var. Trabzonspor hem bizim için hem Türk futbolu için çok önemli. İnşallah sonsuz başarılar diliyorum. Buyurun. Biz görüştük orada da ben Fevzi Hoca'yı da gönderdim. Yani buna gerek yok. Ya bu gereksiz diyalog. Taraftar tepkisinde de şey yapıyor. Futbolcuların sağ içinden sağ dışına tepki göstermesinin hiçbir mantığı yok. İzahı da yok. Ve biz o an 3 oyuncu değiştirdik. Yani kırmızı kart görse sağda bu sefer futbolcumuz kaleye geçecek. Yani bu takıma da zarar verir. Sonrasında yani bu futbol burada bitmiyor. Futbol devam ettiği müddetçe sen Trabzon'a geleceksin, Trabzon'a karşı top oynayacaksın. Bu şehirde güzel ağırlanmak istiyorsan insanlarla o teması kesmen gerekiyor. Yani ben Fatih burada eleştiriyorum ve Fatih'i suçlu buluyorum. Yani Trabzonspor seyircisi küfretse bile bizim ona cevap vermememiz gerekiyor. Sağ içindekiler olarak söylüyorum. Ben özür dilerim. Sorusu olan. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.